Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Karışımlar ünitesini bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Şimdiye kadar ne yaptık? Etkileşimleri gördük. Çözücü çözünen arasındaki etkileşimlerden bahsettik. Karışım türlerinden bahsettik. Derişim olayını yaptık. Derişim çeşitlerini gördük. Koligatif özelliklerimizi yaptık. Şimdi geldi bu karışımları bir de ayrıştırmaya. Hangi yöntemleri kullanabiliriz? Hangi özelliklerden faydalanırız biz karışımları ayrıştırmak için? Bundan bahsediyor olacağız arkadaşlar. Karışımın oluşması ya da çözülme olayı fiziksel bir olaydı. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla fiziksel yöntemlerle bir araya geldiğine göre yine fiziksel yöntemlerle birbirinden ayrılacaktır karışan bileşenler daha doğrusu. Şimdi fiziksel yöntemlerle bileşenlerini ayırdığımıza göre bazı fiziksel özelliklerini göz önüne alarak biz bu ayrım işlemini yapacağız. Nasıl yani? Bazı fiziksel özellikler arasında farklılıklar olacak bu bileşenler. Yani çözücü ve çözünen arasında bazı farklılıklar var. İşte biz bu farklılıklardan faydalanarak birbirinden ayırma yoluna gideceğiz. Peki hangi fiziksel özelliklerden faydalanıyor olacağız ki bizim alt başlıklarımızda aslında bu fiziksel özellikler olacak. Öncelikle erime noktasından faydalanabiliriz. Tanecik boyutu arasında bir fark varsa bundan faydalanabiliriz. Mıknatıslanma yani manyetik özelliklerinden faydalanabiliriz. Yoğunluğu düşük olan küçük olan bunlar arasında ciddi bir fark varsa biz yoğunluktan faydalanabiliriz. Veyahut suyun içerisinde birisi çözünüyordur birisi çözünmüyordur ya da farklı değerlerde farklı çözünürlüklere sahiptir. Bunlardan faydalanabiliriz ve kaynama noktaları arasındaki farklılıklardan faydalanabiliriz. Hepsini tek tek şimdi görüyor olacağız. Peki bunlardan hangisini tercih etmemiz lazım? Hangisi bizim için mantıklıdır? Şimdi aynı anda bir karışımı bileşenlerini hem işte tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırabiliyorumdur. Hem de yoğunluk farkından ya da kaynama noktası farkından yararlanarak ayırabiliyorumdur. Ben hangisine öncelik vermeliyim, hangisini kullanmalıyım laboratuvarda? Buna da tabii ki bakarken en verimli nasıl ayırabilirim? Yani bundan faydalanırken %100 bileşenlerini ayırabiliyorumdur. Ancak bundan faydalanırken işte bir kısmı hala da karışmış bir şekilde kalıyordur. O zaman ne diyeceğim? En verimli hangisiyle ayırabiliyorsam onu tercih etmeliyim diyeceğim. Bir de tabii ki bütçeyi de düşünmek lazım. Hangisini en ucuz ve en kolay yoldan hallediyorsam tabii ki onu kullanırım. Yani basit bir az sonra bahsedeceğiz ayırma hunisi yöntemiyle ayırabilecekken gidip de kaynama yöntemiyle daha doğrusu damıtma yöntemiyle kaynama noktasından faydalanarak ayırmaya uğraşmam hiç hemen çat diye ayırır geçerim gibi yorumlar yapabiliyor olacağız. İlk başlığımız mıknatıslanma ile ayırma olsun o zaman. Yani manyetik özelliklerine bakarak biz bir karışımı bileşenlerine ayırabiliriz. Şimdi mıknatısın tanımını yapacak olursak mıknatısın ne işe yaradığını ve buradan da manyetik metaller üzerine konuşacak olursak zaten aslında mevzu netleşmiş olacak bizim için. Nedir mıknatıs? Demir oksit bileşiklerine biz aslında mıknatıs adını vereceğiz. Hani hepimizin bildiği bu kullandığımız elektronik eşyalarında neredeyse tamamında yer alan mıknatıslar aslında demir oksit bileşikleridir. Tabii türevleri var farklı farklı çeşitleri var. Buradaki temel mevzumuz şu. Mıknatıs sadece manyetik metaller üzerinde etki yapar. Peki kimdir bu manyetik metaller? Demir, nikel, kobalt. Ezberli abi bunları. Demir, nikel, kobalt. Bu üçünü çekiyor sadece. Bunun dışında hiçbir metal ya da hiçbir katıyı mıknatısla çekme şansına sahip değilsin. Dolayısıyla senin bileşeninde, senin karışımının içerisinde bunlardan birinin toz hali varsa yani mıknatısla çekebileceğin bir hali varsa yani manyetik bir metalin varsa ve bunun yanında manyetik özelliği olmayan bir katı madde varsa sen bunu bileşenlerine mıknatıs yardımıyla ayırabilirsin. Ne gibi mesela elinde demir tozu var yanında da bakır tozu var. Şimdi bunların oluşturduğu bir karışım varsa senin elinde mıknatısı götürdüğün zaman demir tozunu çekecektir. Bakırın tozu orada kalacaktır. Çünkü bakır bir manyetik metal değildir. Veya işte odun talaşı var yanında nikel tozu var. Sen ne yaparsın? Mıknatısı götürdüğün zaman nikel tozunu ortamdan uzaklaştırırsın. Talaştan ayırmış olursun. Böyle bir karışım varsa işin içerisinde ki katılar arasında oluştuğu için ve heterojen olduğu için biz bunu basit adi karışım olarak isimlendiriyorduk. Onu da hatırlamış olalım. Bunun dışında atıyorum elinde demir tozu nikel tozu karışımı var. Burada mıknatıs hiçbir işine yaramayacaktır. Çünkü ikisi de manyetik dolayısıyla ikisini de çekebileceksin. O yüzden burada böyle bir yöntem kullanamayız. Veya bakır tozu odun talaşı karışımı var. Burada da manyetik bir metal olmadığı için elinde mıknatıs hiçbir işine yaramayacaktır. Dolayısıyla bunu kullanabilmen için bu üçünden birinin toz hali ve yanında da başka manyetik olmayan bir katı olması gerekiyor. Şuna da dikkat arkadaşlar bize toz verirse kullanabileceğiz bunu ancak. Çünkü atıyorum demirle bakırın
bir alaşımı varsa işin içerisinde, yani çözelti olmuş bir hali varsa, bunu gene mıknatısla ayıramam. Çünkü mıknatıs, hani ikisi bir bütün haline gelmiştir artık. Mıknatıs onun ikisini de çekecektir. Mıknatısla değil, onu az sonra göreceğiz. Eritme yöntemiyle ancak bileşenlerini ayırabileceğim. Dolayısıyla bu özelliklere sahip heterojen karışımlarda kullanacağım bir yöntem olacak. Peki benim elimde eğer bir alaşım varsa ne yapacağız? Dedik ki atıyorum elimde demir bakır alaşımı var. Bunu mıknatısla çekme şansına sahip değilim. Dolayısıyla başka bir yöntem kullanmam lazım. Alaşım nasıl oluşur? Öncelikle bir buna gidelim. Atıyorum tunç alaşımı nasıl oluşturuyorum? Bakırla kalayı ikisini birden eritiyorum. Birbiri içerisinde iyice karıştırıyorum. Çözünmelerini sağlıyorum. Sonra tekrar katı hale getirdiğim zaman, dondurduğum zaman tunç alaşımını elde ediyorum. Şimdi ben bunu tekrardan bileşenlerine ayırayım. Bakır ve kalayı birbirinden ayırayım diyorsam ne yapacağım? Erime noktalarına bakacağım. Şimdi bakırınki çok yüksek, kalayınki ise 232 santigrat derece gibi bir sıcaklık. Ben ortamın sıcaklığını atıyorum 233'e çıkarmam yeterli. Bu sıcaklığa ulaştığım anda ortamdaki o alaşımın içerisindeki kalay eriyip gidecek. Ancak bakır hala da erime noktasının altında bir sıcaklıkta olduğu için katı halde kalacak. Dolayısıyla ben sadece bu ikisinin arasında bir sıcaklığa ulaştığım zaman birini eriteceğim, biri katı halde kalacak. Dolayısıyla bileşenlerini ayırabileceğim. Veya lehim varsa, bu da kurşunla kalay arasında oluşmuş, gene erime noktaları arasındaki farka bakacağım. 232'nin üstüne çıkmam yeterli olacak. Kalay bu durumda eriyecek. Dolayısıyla lehimi ben bileşenlerini ayırmış olacağım. Veya pirinç dediğimiz bakırla çinko arasında oluşmuş karışım. Hemen bakıyorum karışımda neler var. 413 çinkonun erime noktası. Ben 413'ün üzerinde bir sıcaklığa çıktığım zaman çinko erir. Bakır hala katı olarak kalır. Dolayısıyla bileşenlerini ayırabilirim şeklinde yorumlayabiliriz. Oldukça basit bir şekilde ben alaşımları birbirinden ayırabilirim diyeceğiz. Bir diğer yöntemimiz elektriklenme yöntemi. Elektriklenme de aslında mıknatısla ayırmaya çok benzer bir yöntem. Şunu biliyoruz ki işte cam çubuğu ipek kumaşa sürttüğüm zaman ikisi de yüklenecek. Veya ebonit çubuğu yün kumaşa sürttüğüm zaman elektriklenme özelliğine kavuşacak. Çünkü ikisi de yüklenmiş olacak. Hani bu kalemleri kafamıza sürterek, saçımıza sürterek de çekme kuvveti oluşturuyoruz, bir elektriklenme sağlıyoruz. Veya balonu kafana sürdüğün zaman duvara yapıştırabileceğin, tavana yapıştırabileceğin hale getirmiş oluyorsun. Çünkü yüklenmiş oluyor. İşte senin elinde tuz, karabiber gibi bir karışım varsa, yani basit, adi bir karışım varsa, burada sen bunlardan herhangi biriyle cam çubuk ya da ebonit çubuğu yüklü hale getirdiğin zaman bu karışıma yaklaştırırsın ve tuz bundan etkilenmez. Tuz çünkü elektriklenmede cam çubuğa ya da ebonit çubuğa tutunmayacaktır. Ancak karabiber taneleri bunların etrafında toplanacaktır. Dolayısıyla karabiberi ortamdan rahatlıkla ayırabilirsin. Ya da bunun hani küçük kağıt parçalarını da sen ortamdan uzaklaştırmak istiyorsan kafana basitçe ebonit çubuğu sürtüp ya da işte herhangi yün bir kumaşa ebonit çubuğu sürtüp oraya yaklaştırman yeterli olacak. Çünkü çubuğun etrafında o kağıt parçaları toplanırken ortamdan bu şekilde uzaklaştırılabilecek, bileşenlerine basitçe ayrılacak diyebiliriz. Bir diğer fiziksel özelliğimiz tanecik boyutuydu. Ben tanecik boyutu farkından nasıl faydalanabilirim? Günlük hayatımızda oldukça sık bir şekilde rastladığımız bir durum bu. Bir sürü farklı yöntemi var tabii ki. Aslında hepsinin çalışma prensibi aynı. Nedir? Gözenekleri olan bir yapı vardır. Buradan bileşenlerden birisi rahatlıkla geçiyordur. Diğeri geçemiyordur o gözeneklerden, deliklerden. Dolayısıyla oradan geçebileni, yani küçük tanecikleri olanı alıp mevzuyu bitirebilirsin, bileşenlerini ayırabilirsin. Şimdi ilk yöntemimiz eleme. Elek dediğimiz cihazı, aleti kullanıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz? Elimizde basit, adi bir karışım varsa. Yani kum var, çakıl var. İnşaatlarda bildiğimiz, gördüğümüz, uygulanan bir yöntem bu. Ne yapıyorsun? Bir elek sistemi var. Bu eleğe o kum çakıl karışımını atıyorsun. Savurduğun zaman oradan kum, hani eleğin küçük bölmelerinden, deliklerinden geçip kum kısmı ayrılırken çakıllar oradan geçemediği için eleğin üst tarafında kalıyor. Dolayısıyla kum ve çakılı birbirinden ayırmış oluyorsun bu şekilde. Ve yani onu içerisinde bulunan taş parçalarından ayırmak istiyorsan daha küçük gözenekleri olan bir elek kullanarak onu eleyebilirsin. Böylece onu iyice küçük taneleri halinde ayıklarsın. Böylece içerisindeki o küçük küçük taş parçalarını da işin içerisinden çıkarmış olabilirsin. Bu eleme yöntemiydi. Elek dediğimiz bir aleti kullanıyoruz. Ayıklama dediğimiz aslında gayet el yordamıyla yapılabilen oldukça basit bir yöntem. Basit adi karışımlar için kullanıyoruz gene. Nasıl yani?
Pirinç, bu tabii ki alaşım olan pirinç değil, bununla karıştırmıyoruz. Bu bildiğimiz yediğimiz pilavını yaptığımız pirinç. İçerisinde küçük küçük taş parçaları olabilir. Ne yapıyoruz? Biz onu tepsinin üstüne şöyle seriyoruz. Pirinçleri tek tek elimizle alıyoruz bu tarafa. Taş geldiği zaman alıp kenara koyuyoruz. Ne yapmış oluyoruz? Taşı pirincin içerisinden ayıklamış oluyoruz. Bu kadar basit bir yöntemden bahsediyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde alet kullanmaya gerek yok. Sadece el yordamıyla yaptığımız bir ayırma yöntemi. Süzmeye geldiğimiz zaman eleme ve süzme birbirine karıştırılan mevzular. Aslında tabii çalışma prensibi aynı, birbirine çok benziyor ama elemede basit adi karışımlar var. Katı katı olması gerekiyor ki biz orada kullandığımız aletin adına eleme diyelim. Süzmede daha küçük gözenekleri olan bir alet kullanıyoruz ve buna süzgeç adını veriyoruz veya filtre adını veriyoruz. Şimdi elek ve filtrenin temel farkı bu. Çünkü filtrede elek burada kullandığımız süzgeçte gözenekler o kadar küçük ki oradan sadece sıvı kısım geçebiliyor. Katı olan bütün maddeler o süzgecin üzerinde kalıyor. Ne gibi? İşte çayı demliyorsun. Çayı bardağa doldururken şöyle bir süzgeçten geçirdiğin zaman o ot kısmı tamamen süzgeçte kalıyor. Sıvı alt kısma gidiyor. Dolayısıyla aslında burada bile bilimsel bir yöntem kullanmış oluyorsun. Yani süzme işlemini uygulamış oluyorsun. Dolayısıyla süzme olabilmesi için bizim çözeltimiz, özür diliyorum, karışımımız süspansiyon ve aerosol olmalı diyeceğiz. Süspansiyon ne demekti? Katı, sıvı, heterojen bir karışım varsa sen iyice küçük gözenekli bir süzgeç veya filtre kullanırsın. Bunu geçirdiğin zaman kum su gibi mesela ya da az önce örneğini verdiğimiz gibi çaydan bahsediyorsan su kısmı süzgeçten süzülerek gider. Yani sıvı kısım alt tarafa gider. Katı olan kısım ne yapar? Süzgecin üzerinde kalır, bileşenlerini ayırmış olursun. Aerosol ne demekti? Katı veya sıvı taneciklerinin gaz içerisinde oluşturduğu heterojen karışımdı. Burada tabii aerosolda katıdan bahsediyor olacağız. Ne gibi? Tozlu bir hava varsa sen bunu filtreleme yöntemiyle tozun filtrede kalıp havanın, temiz havanın o filtreden geçmesini sağlayabilirsin. Veya fabrika bacalarına filtreler takıyoruz. Ne için bunu yapıyoruz? İs tabakası, o fabrika bacasından çıkacak olan is tabakası o filtrede kalıyor. Dışarıya sadece gaz olan kısım geçiyor. Dolayısıyla bu şekilde aslında o ortamı bileşenlerini ayırmış oluyoruz. Dolayısıyla süzme işleminde süspansiyon veya aerosollar oluyor ve burada filtre veya süzgeç dediğimiz aletleri kullanıyoruz. Elemede elek dediğimiz bir yapı kullanıyoruz ve burada bizim elimizde illaki katı katı heterojen bir karışım olması gerekiyor. Tabii ki ta en temele gidersek tanecik boyutu farklı olan katılar olması gerekiyor. Yani iki tane birbirine çok benzeyen büyüklükte tuz yapısını biz elek yardımıyla ayıramayız bileşenlerin. İkisi de elekten akar gider veya İki tane büyük büyük tanecikleri olan yapıyı birbirinden ayıramayız. Çünkü ikisi de elekten geçemez. İlla ki tanecik boyutunda fark olması gerekiyor. Bir diğer tanecik boyutu farkından yararlandığımız yöntem ise diyaliz dediğimiz yöntem. Bunu hani biraz daha filmlerden ya da hastası olan böbrek hastalarından biliyoruz. Böbrek hastalarında böbrekler eğer tam çalışmıyorsa, işlevini yapmıyorsa aslında böbrek vücudun süzgecidir arkadaşlar. Ne yapıyor? Kanı temizliyor. Kanın büyük tanecikli, daha doğrusu kirlerden arındırmak için var. Bu amaçla çalışıyor. Eğer böbrek işini yapmıyorsa biz insanları diyaliz makinesine koyuyoruz ve bu diyaliz makinesinde böbreğin işini aslında o makine yapmış oluyor. Kanı bildiğin süzme işlemi yapıyor. Tabii ki buradaki süzme işleminde çok daha küçük bölmelerden bahsediyoruz. Çok daha küçük deliklerden bahsediyoruz. Oradan kanın temiz kısmı sadece geçiyor. Yapısını bozan, kirletici maddelerin hepsi o makinede, o süzgeçte, diyaliz makinesinin içerisinde bulunan süzgeçte kalıyorlar. Dolayısıyla diyaliz dediğimiz yöntem çok daha mikro boyutta temizlik yapıyor. Bu yüzden de koloid yapılar için kullanıyoruz. Yani koloid neydi peki, hatırlayalım. Kan zaten koloid türlerinden biriydi. Yani askıda kalma durumundan bahsediyorduk. Homojene, en yakın heterojen durumu koloid karışımlarda. Bir diğer ayırma yöntemimiz ise, daha doğrusu kullandığımız fiziksel özellik ise yoğunluk. Yoğunluk farkından faydalanarak biz bileşenleri ayırma işlemi yapabiliriz. Hangi yöntemlerimiz var peki? Ayırma unisi, yüzdürme işlemi ve savurma işlemlerini kullanabiliyoruz. Bunlar yine oldukça basit yöntemler. Ayırma unisiyle başlayalım. Şimdi ayırma unisini kullanmak istiyorsan senin elinde bir emülsiyon yapısı olması lazım. Ne demek emülsiyon? Sıvı sıvı heterojen bir karışım. Su ve zeytinyağı gibi veya su ve benzin gibi birbiri içerisinde çözünemeyen, dolayısıyla iki farklı faz oluşturan sıvının olması gerekiyor. Şimdi ayırma unisi dediğimiz kap şöyle bir kap. Ne yapıyoruz bunun içerisinde? Alt tarafında bir musluğumuz var.
Bizim emülsiyonumuzu buraya koyuyoruz. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Üst tarafta başka bir sıvı var. Alt tarafta başka bir sıvı var. Ben bu musluğu açtıktan sonra alttan akmaya başlıyor. Hangisi akıyor? Alt taraftaki sıvı akıyor tabii ki. Alt taraftaki sıvının yoğunluğuna D1, üsttekinin yoğunluğuna D2 dersem, şunu biliyorum ki yoğunluğu büyük olan alt tarafta kalır, küçük olan üst tarafta kalır. Yani D1 her zaman için D2'den büyük olmalıdır. Böyle bir görüntü elde edebilmem için musluğu açtığım zaman bu sıvı akıyor. Tam şu çizgi noktasına geldiği zaman, yani faz ayrımına geldiğim zaman musluğu kapatıyorum. Aşağı akan sıvı yoğunluğu büyük olan sıvı oluyor. Kabın içerisinde kalan, hurun içerisinde kalan ise yoğunluğu küçük olan sıvı oluyor. Her zaman için toplama kabında, tabii ki bunun altında da bir kap var, öyle akıtıp gitmiyorum. Toplama kabında her zaman için yoğunluğu büyük olan sıvıyı almış oluyorum. Dolayısıyla faydalandığım yöntem ne oldu? Bu ikisi arasındaki yoğunluk farkı oldu. Yüzdürme dediğim yöntemde elimde bir basit karışım olması gerekiyor. Adi karışım olması gerekiyor. Ne demek bu? Katı katı heterojen karışım olması gerekiyor. Ama buradaki fark nedir? Az önce de mesela tancık boyutu farkında biz eleme yönteminde bundan bahsetmiştik. Orada da basit karışımları kullanmıştık. Burada da kullanıyoruz. Oradaki temel farkımız şu. Onların tanecik boyutları arasında farklılık vardı. Burada da yoğunlukları arasında fark var ve ikisi de suyun içerisinde çözünmüyor. Dolayısıyla kum talaş gibi mesela. Ben bunu karışım bunlardan oluşan bir karışımı suyun içerisine attığım zaman kum yoğunluğu daha büyük olduğu için dibe çöküyor. Alt taraf kumla doluyor. Üst tarafta ne kalıyor peki? Talaş yoğunluğu küçük olduğu için suyun üstünde yüzebiliyor. Hemen üst tarafta da o birikmiş oluyor. Dolayısıyla da ben bunları bileşenlerine ayırmış oluyorum. Yüzdürme yöntemi sayesinde, yani talaşı yüzdürüyorum. Yüzdürdüğüm için de üstünden ayıklayıp alabiliyorum. Savurma bir diğer yöntemimiz. Burada da yine basit adi karışımlar var elimizde ama buğday ve saman gibi, yani ikisinin de yoğunluğu küçük. Bunları ne yapacağım? Yüzmeyle falan uğraşmayacağım tabii ki. Buğdayın bozulmasını da istemiyorum suyun içerisinde. Yapmam gereken tek şey bunu havaya doğru savurmak. Buğday saman karışımını havaya doğru savurduğum zaman samanın yoğunluğu çok daha küçük olduğu için rüzgar alıp onu götürüyor. Buğday ve saman bu şekilde bileşen birbirinden ayrılmış oluyor. Buğdaylar da dibe çöküyor sürekli. Alt tarafında, bu karışımın alt tarafında buğday birikiyor. Üst tarafında ise saman kalıyor. Sonra tabii bunları bileşenlerine ayırıp saman kısmını yem olarak kullanıyorum. Buğdayı da alıyorum, un yapımına gönderiyorum. Yani oldukça yine basit bir yöntem. Bir diğer yöntemimiz, yoğunluk farkından faydalandığımızda aktarma yöntemi. Böyle karışık olmasına bakmayın arkadaşlar. Sadece şu var. Bizim elimizde bir tane toplama kabı oluyor. Bizim elimizde bir tane karışım var. Bu karışım bir süspansiyon. Kum su gibi bir süspansiyon karışım var. Elimizde şöyle bir durum var. Sıvı birikmiş. Şurada da bu kumun katı hali var. Ben bunu alıp buraya döktüğüm zaman toplama kabının içerisine, yani yaptığım tek şey bunu şöyle deviriyorum. Sıvı kısmı döküyorum. Katı kısmı burada kalıyor. İşte burada yaptığım iş dekantasyon, yani aktarma yöntemi oluyor. Tek yaptığım nedir? Bir kaptan diğer kaba sıvıyı aktarıp katının burada kalmasını sağlamak oluyor. Sentrifüjlemeye geldiğimiz zaman burada da yine yoğunluk farkından şöyle faydalanmış oluyoruz. Sentrifüj dediğimiz bir alet var. Bunun içerisinde tüplerle ben karışımlarımı yerleştiriyorum ve hızlıca döndürmeye başlıyorum. Bu hızlıca dönme esnasında merkez kaç kuvveti sayesinde bu tanecikler, yoğunluğu büyük olan tanecikler kap çeperlerine yapışıyor. Kap çeperlerine yapıştığı için de bileşenden, daha doğrusu çözeltinin diğer karışımın diğer kısmından ayrışmış oluyor. Ne gibi? Kan gibi koloid yapılarda kullanıyorum bunu. Yine tanecik yapısı çok küçük olan, askıda kalmış yapılarda kullanıyorum. Kanı sen hızlıca döndürdüğün zaman pıhtı kısmı bu merkez kaç kuvvetinin etkisiyle çepere yapışıyor ve serum kısmından ayrılmış oluyor şeklinde yorumlayabileceğiz. Çözünürlük bir diğer fiziksel özelliğimiz, dikkate aldığımız. Çözünürlük farkından faydalanarak bazı karışımları bileşenlerine ayırabiliyoruz. Ancak burada tabii ki çözünürlüğün bir tanımını biliyor olmamız gerekiyor. Nedir bu çözünürlük? Şimdi belli bir sıcaklık olacak. Sıcaklık değeri belli olacak. Çünkü çözünürlük dediğimiz değer sıcaklığa göre değişkenlik gösterebiliyor. 100 mililitre veya 100 gram olabilir. Bu önemli olan, belli miktar su da olmayabilir. Çözücü içerisinde çözünebilecek en önemli kısım şurası. Maksimum madde miktarına biz çözünürlük değeri diyoruz. Yani çözülebilecek en fazla miktar bu. Şimdi çözünme olayını iki başlıkta inceleyerek bunu yorumlayacağız. Bazı çözünme tepkimeleri endotermik, yani dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Bazı çözünme tepkimeleri de ısı vererek, yani egzotermik olarak gerçekleşir. Şimdi bunların
farklı sıcaklıklarda çözünürlük değerleri, yani çözünebilecek maksimum madde miktarları değişken oluyor tabii ki. Eğer ısı alan bir tepkime varsa, endotermik bir tepkime varsa, bunu tuzların suyun içerisinde çözülmesi ya da şekerin suyun içerisinde çözülmesi gibi düşünebiliriz. Neden? Şeker ya da tuz yüksek sıcaklıklarda suyun içerisinde daha iyi çözünüyor. O yüzden şerbeti oluştururken, şerbeti yaparken biz suyu kaynatma ihtiyacı duyuyoruz. Önce bir sıcaklığını artırıyoruz. Ondan sonra şerbeti elde edebiliyoruz ki çözünürlük değerini artırabilirim. Dolayısıyla aslında ısı alan tepkimelerde grafikte de gördüğümüz gibi yüksek sıcaklıklarda daha iyi çözünme gerçekleşiyor. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça çözünürlük artmış oluyor. Ancak bazı tuzlarda da egzotermik bir olay gerçekleşiyor. Yani ısı vererek gerçekleşiyor bu tepkime, bu çözünme olayı. Dolayısıyla sıcaklık ne kadar düşük olursa o kadar iyi çözünüyor. Sıcaklık arttıkça çözünürlük düşmüş oluyor. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki sen düşük sıcaklıkta bir miktar maddeyi çözdün suyun içerisinde, ama çözünürlük grafiği bu şekilde. Yani yüksek sıcaklıklarda daha az çözünüyor. Ben sıcaklığı artıracak olursam burada çökme gerçekleşecek. Çözebileceğim maksimum madde miktarının altında bir çözünürlüğe sahip oluyorum. Başta çözdüğümün daha altında bir çözünürlüğe sahip oluyorum. Dolayısıyla madde çöküyor. Burada tam tersi. Sıcaklığı artırırsam daha iyi çözünüyor. O yüzden yüksek sıcaklıkta bir tuzu çözdüğüm zaman sıcaklığı düşürürsem bu sefer burada çökme gerçekleşiyor. O yüzden ben bu verileri kullanarak ben bazı ayırma yöntemleri uygulayabilirim. Burada kullanacağım yöntemler kristallendirme ve ayrımsal kristallendirme temelinde gelişecek. Kristallendirme yöntemi oldukça basit. Az önce belirttiğimiz gibi sıcaklık değişimiyle çözmüş bir katıyı dibe çökertiyorsan burada sen kristallendirme işlemi yapmış oluyorsun. Yani şuradaki grafiklerden gidelim. Eğer biz suyun içerisinde atıyorum yüksek sıcaklıkta iyi çözünen bir tuzu yüksek bir sıcaklıkta çözdük. 100 gram suyu tuzu burada çözdük. Sıcaklığı buraya düşürdüğümüz zaman ne yapacak? Şu aradaki fark kadar tuz dibe çökecek. Böylece kristallendirme yapmış olacağım, bileşenlerini ayıracağım. Veya burada böyle bir grafik varsa bizim çözdüğümüz tuz yapısı için düşük sıcaklıklarda çözeceğim. Sonra sıcaklığı artırdığım zaman şöyle bir değerde aradaki fark kadar maddenin çöktüğünü göreceğim. Dolayısıyla suyun içerisinden aslında çöken maddeyi ayırmış oluyorum. Nasıl yaparım? Sonra da dekantasyon yaparım. Ve bileşenlerini ayırırım. Bir diğer yöntemimiz ise ayrımsal kristallendirme. Bu sefer bizim için ayrımsal kristallendirmeye gidebilmemiz için suyun içerisinde farklı sıcaklıklarda çözünebilen iki katının arasında oluşan heterojen bir karışıma sahip olmam gerekiyor. Yani bir X tuzum var, bir Y tuzum var. İkisi de suyun içerisinde çözünebiliyor ama X yüksek sıcaklıklarda iyi çözünüyor, Y düşük sıcaklıklarda iyi çözünüyor. Dolayısıyla ben bunlardan oluşan bir karışım varsa elimde götürürüm, suyun içerisine atarım. Atıyorum şöyle bir sıcaklık değerinde. Suyun içerisinde ikisinin de çözünmesini sağlarım. Şimdi ikisi de çözündükten sonra eğer sıcaklığı artırırsam, sıcaklık arttığı gibi X daha da çözünebiliyor zaten. Onun için hiçbir sıkıntı yok ama Y çökmeye başlayacak. Eğer sıcaklığı düşünürsem bu sefer tam tersi, Y zaten yeterince çözünebiliyor, gayet iyi çözünüyor. Bu defa da X çökmüş olacak ve böylece hem X'i hem Y'yi ortamdan ayırabilirim. Tepkime bileşenlerini, karışım bileşenlerini ayırabilirim. Dolayısıyla eğer ortam ısıtılırsa, hemen yorumumuz neydi? Isıttığım zaman X'te bir sıkıntı yok. X daha iyi çözünüyor zaten. Ancak Y çöktüğünü göreceğim. Yani tepkimede çözünme tepkimesi egzotermik olanın çöktüğünü göreceğim. Sıcaklığı düşürürsem ne yapacağım? Bu sefer tam tersi, Y daha iyi çözünüyor düşük sıcaklıkta. Ancak bu sefer de X'in çözür yazmışız. Çöker diyeceğiz. Bu sefer de X çökecek. Yani aslında yaptığımız iş kristallendirme olacak. Kristallendirme ile ayrımsal kristallendirmenin tek farkı neymiş? Burada iki tane katı var. İkisi farklı sıcaklıklarda çözünebildiği için ben bu iki katıyı bileşenlerine ayırıyorum. Burada ise katı sıvı bir karışımı var benim elimde. Çözelti var. Bunlardan katı olanı çökertip bileşenlerine yine ayırmış oluyor. Özütleme de yine bir diğer kullandığımız yöntem olacak. Çözünürlük farkından faydalanarak. Bu aslında bir tık daha kolay. Benim elimde katı katı bir karışım var ve bu katılardan birisi suda çözünebilirken diğeri çözünemiyor. İşte böyle bir durum olduğu zaman ne yaparım? Suyun içerisine atarım. Çözünen suyun içerisinde dağılır. Çözünemeyen elimde kalır. Böylece bileşenlerini ayırırım. Aslında günlük hayatımızda yoğun olarak kullandığımız bir yöntem. Her gün neredeyse çay içiyoruz ve o çayı demlerken aslında biz özütleme işlemi yapmış oluyoruz. Çünkü çayın bu ot kısmıyla çayın kendi özü arasında bir fark var. O da özü suyun içerisinde
çözünebilirken, karışabilirken ot kısmı çözünemiyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Yüksek sıcaklıkta çayı suyun içerisine attığımız zaman çayın öz kısmı suyun içerisine dağılıyor. Aslında çay değiştiğimiz şey çayın özünün suyun içerisinde çözünmüş halidir. O ot kısmı ne oluyor? O da bir kenarda kalıyor. Çünkü suyun içerisinde çözünme şansına sahip değil. Tabii bu bir özütleme yöntemi. Çayı demlemen aslında çayın özüyle çayın kendisini birbirinden ayırman oluyor. Veya şekerin eldesi. Yani şeker pancarından şekeri nasıl üretiyoruz biz? Şimdi şeker pancarı içerisinde bir posa kısmı var, bir de şeker var. Biz bunu iyice öğütüp suyun içerisine attığımız zaman posa kısmı suyun içerisinde çözünmüyor. Ancak şeker kısmı suyun içerisinde çözünebiliyor. Dolayısıyla yüksek sıcaklıkta ben bu işlemi yaptığım zaman o posadan şekerin kendisini suyun içerisinde çözerek ayırabiliyorum. Yani aslında şekeri suyun içerisinde özütlemiş oluyorum. Posa kısmı da suda çözünmeden kalıyor. Sonra da onu alıp yem olarak kullanabiliyorum ya da gübre üretebiliyorum ondan. Ardından suyun içerisinden de o şekeri ayıkladığım zaman ben şekeri güzel bir şekilde elde etmiş oluyorum. Bir diğer yöntemimiz ise, daha doğrusu fiziksel özelliğimiz ise kaynama noktası. Ben kaynama noktası farkından faydalanarak bileşenleri ayırma işlemi yaparım. Burada iki yöntem olacak. Bir basit damıtma diyeceğiz, bir ayrımsal damıtma diyeceğiz. Şimdi aslında birbirine şekillerden de göreceğimiz üzere oldukça benzeyen yöntemler. Farkımız nedir peki? Basit damıtma dediğimiz şeyde elimizde katı sıvı çözelti vardır. Tuzlu su gibi bir çözelti vardır veya şekerli su gibi bir çözelti vardır. Ben burada suyla bu katıyı birbirinden ayırmak istiyorumdur. Ne yaparım? Hemen bunu ısıtmaya başlarım. Şimdi katı kısmın kaynamasından bahsetmiyoruz bile zaten. Buharlaşma yok. Ancak sıvı olan kısım, yani tabii ki bu çözeltiden bahsediyorsak, su buharlaşmaya başlayacak. Eğer kaynama noktasının da üstünde bir sıcaklığa getirirsem hızla buharlaşma olayı gerçekleşecek. Dolayısıyla buharlaşan su bu ortamı terk etmeye başlayacak. Ve ben şöyle bir soğutma sistemi koyduysam sisteme, buradan gelen buhar bu kabın içerisine girip buradaki soğutma sisteminde tekrar yoğuşacak. Yani sıvı hale gelecek. Ardından da burada toplama kabında birikecek. Yani buradaki soğutma sistemi sayesinde su girişi su çıkışı da zaten bu devreden sürekli suyu akıtarak bu su sayesinde soğutma sağlıyorum. Her neyse, su burada yoğuşup toplama kabına gelecek. Burada ne kalacak? En sona elimizdeki, eğer tuzlu sudan bahsediyorsak, tuz burada kalacak. Suyun tamamını bu tarafa aktarmış olacağım. Böylece tuz ve suyu bileşenlerini ayırmış olacağım. Ayrımsal damıtmaya geldiğimiz zaman buradaki farkımız şu: burada katı sıvı çözelti vardı, bu sefer elimizde sıvı sıvı çözelti var. Tabii ki burada sıvıların özelliği ne olmalı, hangi tür sıvılardan oluşmalı ki kullanabileyim? Kaynama noktası birbirinden farklı olan iki tane sıvı olacak ki ben bunu kullanabileyim. Mesela alkolle su, atıyorum alkolün kaynama noktası 80 santigrat derece olsun, suyunkisi de 100. Eğer bu ikisinden oluşan bir karışım varsa benim elimde ve ben bunu ısıtmaya başlarsam, alkolün kaynama noktası daha düşük olduğu için, atıyorum sıcaklığı 81 santigrat dereceye kadar getirelim, alkol kaynamaya başlayacak, ortamdan buharlaşarak uzaklaşacak. Ancak suyun kaynama noktasının henüz altında olduğumuz için kaynama gerçekleşmeyecek, sadece daha az da olsa buharlaşma gerçekleşecek. İşte buradaki ayrımsal kelimesi oradan gelecek. Çünkü bunun içerisine ben cam bilyeler yerleştireceğim. Böylece kendi kaynama noktasının üzerinde bir sıcaklığa gelmiş olan alkol o cam bilyelere denk gelse bile yoluna devam edip buraya geçecek. Yani soğutma sistemine ulaşacak. Böylece soğuyup burada yoğunlaşıp sıvı halde buraya akacak. Ancak suysa eğer bunun içerisindeki diğer bileşenim, kendi kaynama noktasının altında olduğu için gelip o cam bilyelere çarpıp henüz soğutma kabına ulaşmadan yoğunlaşıp tekrar geri dönecek. Böylece ben aslında ayrımsal kısmını bu kabın içerisinde bu şekilde uygulayacağım. Aksi halde ikisi de buharlaşacak. Çünkü sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabiliyor. İkisi de buharlaştığı için ikisi de bu kaba ulaşacak. Soğutma kabında ikisi de yoğunlaşıp tekrar buraya gelecek. Yani elde ettiğim çok bir şey yok. Burada sadece hacimce %50'lik bir alkollü su varsa, buraya alkol daha hızlı buharlaşıp geldiği için %70 olacak alkolün oranı. Ancak çok da bileşenlerini ayırmış olmayacağım. Ancak fraksiyon işlemini uygularsam, yani bu ayrımsal yapma işlemini uygularsam, bu sefer buradaki alkolün oranı %95'lere kadar çıkacak. Ama şunu unutmayın, hiçbir zaman burada %100 saf bir halde alkol elde etme şansına sahip değilim. Çünkü sıvılar her sıcaklıkta buharlaşıyor. Dolayısıyla illaki bazı su tanecikleri buraya gelip yoğuşacak, tekrardan bu kaba ulaşmış olacak.
Böylece basit ve ayrımsal damıtma olaylarını da gözden geçirmiş oluyoruz. Bir de ham petrolün damıtılmasından bahsedelim. Yani ham petrolü bileşenlerini ayırırken uyguladığım yöntem aslında az önce gördüğüm ayrımsal damıtma işlemi. Çünkü ham petrol dediğim şey aslında sıvı sıvı homojen bir karışım var. Organik yapılardan, hidrokarbonlardan oluşan bir karışım var benim elimde. Şimdi ben bunu bir kazanın içerisine koyduğum zaman birçok maddeden oluşan bir karışım var elimde. En üst kısmında, bu kazanın üst kısmında öncelikle petrol gazı şeklinde bir gaz toplanacak. Yani metan, etan gaz karışımı olan, pardon, propan, bütan gaz karışımı olan bir gaz tabakası olacak. İşte bunu LPG olarak isimlendireceğiz. Biz onu alıp sıkıştırıp sıvı hale getirdiğimiz zaman onun adı LPG olacak. Dolayısıyla kaynama noktası en düşük olan bunlar olduğu için, LPG olduğu için ilk olarak onu ayırırız sistemden damıtma yönteminde. Ardından ben ham petrolü ısıtmaya devam edersem kaynama noktası LPG'den biraz daha yüksek olan benzin kaynamaya başlayacak. Dolayısıyla onu damıtma sisteminde yoğuşturduğum zaman, yoğunlaştırdığım zaman benzini ortamdan uzaklaştırmış olacağım. Ardından benzin bittikten sonra sıcaklığı biraz daha artıracağım. Böylece kaynama noktası biraz daha yüksek olan dizel ya da bir diğer adıyla mazot kaynamaya başlayacak. Ve benim toplama kabımda bu sefer bu birikecek. Dolayısıyla onu da ortamdan uzaklaştıracağım. Bir sonraki adımımda sıcaklığı biraz daha artıracağım. Bu sefer kaynama noktası daha da yüksek olan jet yakıtını ayıklayacağım. Ardından daha yüksek olan fuel oil dediğimiz yapıyı ayıklayacağım. En son dipte kalan kısım da asfalt olacak, onu da kullanacağım. Yani etinden, sütünden, her şeyinden biz faydalanabiliyoruz. Ham petrolün ve bileşenlerini ayırmak için de ayrımsal damıtma dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. Tabii ki sıralama neye göre olacak unutmuyoruz. Kaynama noktasına göre en düşük olanı ilk ayıracağım. En yüksek olanı en son ayıracağım. Buna göre de sıralama gerçekleşecek, devam edecek. O zaman ayırma yöntemlerini gayet güzel bir şekilde öğrendiğimize göre sorular çözebiliriz. Birazcık da ödevlendirme yapabiliriz. Şimdi sıfırdan ona kimya kitabını hepimiz karşımıza alıyoruz. İşaretliyoruz çünkü bu ödevler bir an önce bitecek arkadaşlar. Hemen bakalım neler yapmıştık. Şöyle içindekiler kısmından bir gözlemleyelim. Karışımlar ünitesine başladık dedik. Ve çözeltilerde derişim dahil burayı hallettik. Koligatif özellikleri hallettik. Ayrışma ve saflaştırma teknikleri kısmı ödevimiz olacak. Yani 116'dan 132'ye kadar sorumluyuz. Tabii ki burada sadece ayrıştırma, saflaştırma teknikleri değil, ünitenin son konusu olduğu için ünite testleri de artık bizim ödevimizdir. Şöyle birlikte bir göz atalım. 116'dan sonrasıydı ödevimiz. 116. sayfada bizi neler bekliyormuş? Burada bize ayırma yöntemlerini kazanım kazanım bir şekilde anlatıyor ve burada anlattıklarıyla ilgili bize 6 tane soru yan tarafta bekliyor kendimizi iyice hazırlamamız için. Ardından farklı konuyu anlatıyor. Burada yine sorular bizi bekliyor. Konu anlatıp anlattıklarıyla ilgili soruları bize sormaya devam ediyor. Böylece konuyu bize güzelce tamamlatıyor. Konu tamamlandıktan sonra ne yapıyoruz? Bir tara geç kısmı kalıyor. Yani ayrıştırma, saflaştırma tekniklerine şöyle genel bir bakış atacağımız sorular karşımıza gelecek. Onları da çözdükten sonra da test geç kısmına geliyoruz. Yani bu sefer artık ünitenin tamamını kapsayan sorular bizi bekliyor. Burada da testlerimizi tamamlıyoruz güzelce ve ünitemizi kapatmış oluyoruz. Ardından tabii ki hocam bunu çözdüm benim işim bitti mi? Bitmedi. Ne yapıyoruz? Tam anlamıyla bitirmek için tak kimya kitabını karşımıza alıyoruz. Burada da yine bizi ödevler bekliyor. Neler var? Burada da hemen sayfa sayımıza bir bakalım. Karışımların son kısmı yani 116'dan 137'ye kadar da burada sorumlu olacağız arkadaşlar. Burası da yine ünite sonunu kapsıyor olacak tabii ki. Hemen bakalım neler varmış, buna da birlikte bir göz atalım. 116'dan başlıyor demiştik ödevimiz. Bu kitapta da şöyle bir olayımız var. Bize başlangıçta bir çözümlü örnek veriyor. Bu çözümlü örnek sayesinde bir kazanım anlatıyor. Mesela burada neyi anlatıyor? Mıknatıslanma yöntemiyle ilgili bir soru vermiş. Bu konuyu bize öğretmiş oluyor aslında soru içerisinde. Ve ardından iki tane test, bir tane boşluk doldurma, bir tane de yazılı tipi soruyla bu kazanımı bize öğretiyor. Ardından geçiyor tanecik boyutu farkını benzer şekilde soru üzerinden bize anlatıyor. Ve yine sorular çözdürüyor. Ardından yoğunluk farkı diyor, çözünürlük farkı diyor ve bu şekilde çözümlü örnekler üzerinden konuyu bize güzelce anlatıyor. Sonrasında ne yapıyor peki? Tarama testiyle bizi karşılaştırıyor. Tarama testi sayesinde ayırma ve saflaştırma teknikleri kısmını güzelce tamamlıyoruz. Burası bittikten sonra ünite testleri bizi bekliyor tabii ki. Burada da
İyice genel, tamamen üniteye genel bir bakışla bize ünite tekrarı yaptırıyor. Ardından fen lisesi için özel bir bölüm olan ve fen lisesini ayrı konularında içeren ALFL testi bizi bekliyor. Ardından ÖSYM tarzı sorularla iyice bir hazırlanıyoruz ve en son olarak da yazılı tipindeki sorularla konuyu bize tamamen hallettirmiş oluyor. Böylece bir sonraki ünitemize de hazır hale gelmiş oluyoruz ve videomuzu bekliyoruz. O zaman ne yapalım? Ödevimizi de aldığımıza göre ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Tekrar görüşmek üzere.